Yavaş 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 ön tarafa doğru gidiyor. Ön tarafa gittiğinde de bunlar daha dinlenmiş oluyorlar. Dinlenmiş olunca tabii dinlenmesi çok önemli etin. Etin dinlenmiş olması demek, kemiğinin üzerinde dinlenmesi demek abi, suni pişmeyi gerçekleştiriyor. Bu suni pişmeyi gerçekleştirmeden gerçek yumuşaklığına ulaşamazsınız. Et dinlenirken ne oluyor aslında? Özüne dönüşüyor, özüne. Özü ne bunun abi? Toprak. Aslında her şey topraktan. Nereden alıyor bu yiyeceğini? Topraktan alıyor. Yani özünü nereden alıyor? Topraktan. Ne yerseniz o olursunuz hikayesi. Sözü çok doğru bir söz. Buna ne yedirirseniz o olur. Siz de bunu yersiniz, o olursunuz abi. İşin hikayesi budur. Onun için bunu mutlu bir yaşam, gerçi canlı yani bu. Mutlu bir yaşam ve sevdiği şeyleri yedirir. İnsanoğlu nasıl ki? Çünkü bir canlı. Bu hayvan falan değil yani, canlı. Mutlu bir yerde yatacak. Eğer buna bakmazsanız, hava almazsa, oksijen olmazsa ne yapar? Bunu mutsuz eder, bunu rahatsız eder. Ve bu onun sana mutlu et, iyi et vermesini engeller. Engeller. Çünkü bir canlı. Mutlu olmalı. Mutlu olmalı. Bakın bunların hepsi gerçek. Bu ilim. Yani et değil. Yani bu bir hayvan değil. Eğer buna hayvan der, hayvan muamelesi yapar, hayvan gibi yaşatırsanız size hayvan gibi et verir. Ama buna bir canlı muamelesi yapar, canlı gibi ne derseniz size iyi et verir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yavaş 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 ön tarafa doğru gidiyor. Cüneyt Asan, 10 yaşından beri bu işi yapıyorum, tamam. Şu anda 61 yaşında olduğuma göre 50 yıldır yapıyorum yani. Dünyada neler olabiliyor, Türkiye'de neler olup bitiyor, hepsini ama hepsini çok iyi biliyorum. Tüm bu birikimlerimizi 7 bölge, hatta onun dışına çıkarak dünyada neler olup bittiğini size hepsini en yakın zamanda Gastro Türkiye'de anlatacağım.